İşte benim de çok sevdiğim sistemler. Cem burada hemen hata 3 atçı 4'ten sonra B6'ya basmış. Amen arkadaşımız sanırım buradaki... Ooo neler oluyor burada? Uluslararası usta iş başında. Sevgili Cem Kaan gerçekten de Türkiye'de belki de sayılı sporculardan, yani sayılı dediğim bir elin parmağını geçmeyecek sayıda çok güçlü sporcu varsa Türkiye'de, hani şu anlamda söylüyorum, güçlü derken çok 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 üst düzey oyunculardan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın sakın. Türkiye'de tabii çok güçlü, çok yetenekli gençlerimiz var ama Cem bildiğiniz gibi çok ama çok güçlü bir sporcu. Büyük usta olma yolunda da ilerliyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten bu maçlar arkadaşlar oldukça keyifli ve öğretici. Şimdi Cem'in tekniğini görüyorsunuz. Yani burada inanılmaz bir taktik devreye giriyor. C4, fil H7, fil E7. Yani D7 pilinin boşta olduğunu birkaç hamle öncesinden işaret ediyor. Ve bir anda pozisyona baktığımızda eyvah diyorum. Amen arkadaşımız da tabii bu kadar güçlü bir sporcuyla karşılaşma imkanı buluyor. Ben bu turnuvayı gerçekten bu açıdan çok beğeniyorum. Turnuva liderine de bir gidelim mi? Turnuva lideri Troy General. Bakalım nasıl bir mücadele oluyor. Hızlı bir şekilde bakalım. Evet, şimdi arenada tabii inanılmaz güçlü maçlar dönüyor. Bakalım neler oluyor. Vay canına. At C4. Evet Nurullah, teşekkür ediyoruz. Nurullah dediğim gibi turnuvaya herkesin katılması için özen gösteriyoruz ama turnuva 2 hafta öncesinden bu arada ben bir katılımcımız sanırım bir sorun yaşanıyor sanırım. Hesapla ilgili bir sorun olabilir. Yeni hesaplarda ben de hemen mailden cevap atmaya çalıştım kendisine. Şu anda yayınımız izleniyor mu bilmiyorum ama bazen yeni hesaplarda şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Yani 10 maç tamamlanma şartı şu açıdan önemli. O maçın tabii ne şekilde tamamlandığını belki de sistemde kontrol mü ediyorlar diye düşünüyorum. Yani Chess.com'un da kendi içerisinde bir monitörleme sistemi olduğundan bahsetmemde fayda var. Şimdi Troy General'ın maçına bakıyorum bir yandan da hızlı bir şekilde. Evet, arkadaşlarımızın maçlarını takip ediyorum mümkün olduğunca hızlı bir şekilde. Evet. Bakalım bakalım neler oluyor. Evet, güzel mücadeleler dönüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu turnuva sonunda 15 dakika veya 10 dakikalık kısa bir aramız olacak. Evet, güzel maçlar oluyor, keyifli maçlar oluyor. Bir yandan sıralamaya da bakıyorum hızlı bir şekilde. Keyifli, güzel maçlar oynanıyor. Evet. Epeyce zorlu bir müsabaka. Gerçekten inanılmaz zorlu bir müsabaka. Evet. Troy General maçı kazanmış gözüküyor. Evet. Troy General 5'te 5 gidiyor. Hızlı bir şekilde bakıyoruz şimdi. Tabii ki katılabilirsin. Şu anda davetiye yolladık Gökhan.
Davetiye yollanan sporcular şu anda arenaya geç de olsa katılma imkanına sahipler. Evet, Troy General isimli arkadaşımız da şu anda turnuva lideri. Şimdi hemen buradan olduğunca hızlı bir şekilde bakıyorum. Yiğit Deniz Özgün kendisi. Yiğit Deniz Özgün. Şu anda turnuva liderimiz Yiğit. Kendisini bayağı iyi mücadele ediyor şu anda gerçekten de. Turnuva liderine birazdan geri dönüş yapacağım. Bir yandan da maçlarımıza bakıyorum. Hemen hızlı bir şekilde bakalım neler oluyor. Güzel maçlar oluyor. Bravo gençler. Evet, CD4. Burada yine enteresan izole bir fikir var. Çok güzel maçlar çıkıyor. Bravo. Kulübe istek mi yolladın? Hemen onaylıyorum. Evet Gökhan, isteğin kabul oldu. Diğer arkadaşlarımıza da özellikle belirttiğim üzere arkadaşlar. Bu arada galibiyet serisi Troy General'ın durmuş oldu. Mert 0-9'da olan maçından sonra maçı kazanamadı. Kazanamaması galibiyet serisini ve alevi söndürüyor. Alev söndükten sonra da katılımı gerçekleşti Deniz Inart. Kendisinin şu anda turnuvaya girmesi yeterli olacaktır. Evet. Bir yandan da turnuvaya bakıyorum ben mümkün olduğunca hızlı bir şekilde. Burada bir sürü istek var. Bu istekleri ben görüyorum. Ama bu istekleri belirttiğim gibi arkadaşlar size turnuva bilgisini Facebook sayfasından duyurdum. Önce katılım şartlarını okumanızda fayda var. Yani ben bu turnuvaya katılım için sizlere daha önceden 2 haftadır duyuru yapıyorum. Turnuva sırasında o yüzden ekleme yapmamı hızlı bir şekilde beklemeyin lütfen. Yani bu duyurular 2 hafta öncesinden beri yapılıyor düzenli olarak. Yayınlarımızda da düzenli altını çiziyoruz. Ben tabii buradan kötü niyetli bir organizatör gibi değil. Aslında birazcık da turnuva disiplinini sağlamak, turnuva akışında farklı durumların ortaya çıkmasını engellemek adına böyle bir durum izleyiş yol izliyorum. Ben şimdi hemen ustalarımızın maçlarına dönmek isteyeceğim. Emre hocamız Gökhan'la oynuyor. Gökhan turnuvaya katılır katılmaz. Teşekkür ediyorum Deniz Inart duyuru için. Ve hemen sıralamayı da şöyle bir gözler önüne getireyim. Bakın kimler var turnuvada. Şu anda Troll General beraber eden sonra sanırım puanı 18'de kaldı. Emre Dedebaş şu anda gerçekten 17 puanla aslında üst ligde yarışan arkadaşlarımız birbirleriyle mücadele ettikleri için o kadar da kolay bir durum değil. Ben hemen ödüllerden de bahsedeyim. Birinci arkadaşımız Feda Master Hoodies'i yani kapşonlu bu sweatlerimizden bir tanesini ben bizzat adresine yolluyor olacağım şampiyon arkadaşımızın. Ve Erdoğan hocamız da bireysel sponsorluk yaparak bu güzel organizasyona Chess Base başlangıç paketi yaklaşık 199 euro değerindeki bu paketi yine sizin adresinize postalayacağız. Adres bilgilerinizi turnuva sonunda kazanan arkadaşlarımızın alıp hak eden arkadaşlarımıza turnuva sonuçları monitörlendikten sonra yollanacak. Şu anda arena bütün hızıyla devam ediyor. Dediğim gibi bu en büyük turnuvalardan bir tanesi oldu. Çok keyifli bir turnuva oldu. Ben de çok mutluyum sizlere böyle bir yayın yaptığım için ve katılımcı arkadaşlarıma da çok ama çok teşekkür ediyorum destekleri için. Belki ileride çok daha büyük sponsorluklarla çok daha büyük satranç organizasyonlarına Feda Master kanalında imza atma şansını yakalayacağız arkadaşlar. Evet, sıralamamızı şöyle hızlı bir şekilde bütün arkadaşlarımızı bir gözden geçirelim mi? Cem Kaan hızlı hızlı alev almaya başlıyor. Sarıdan kırmızıya doğru gidecek herhalde Cem. Yavaş yavaş diyor ki dönüşüm muhteşem olabilir mesajını veriyor Cem. Ben size söyleyeyim. Dikkatli olun. Evet. I don't wanna recognize. Yine 3 galibiyet serisiyle alev almış. Bendis Deodato. Datao diye okuyayım ben bunu birazcık böyle İtalyan havasıyla.
4 maç art arda alev almış ve Emre Dedebaş 6 maç alev aldı. Bu turnuva kızışır. Troll General'ı geçmiş oldu. Troll General şu anda 18 puanda ilk berabereden sonra tabii o alevler söndü. Can Kabadayı şu anda 23 2328 reytingi ile 13 puanla ilerliyor. Turnuva gerçekten tam bir kurtlar sofrası. Herkes uluyor demişti. Zuveri ne alemdesin? Zuveri de turnuvamızda 6 puanda devam ediyor. Dance on Board 6 puan. Alperen 1 2 3 4 6 puanda. Çok keyifli bir liste var. Müthiş oyuncular var. Metin Arabacıoğlu kim demişlerdi? Metin Arabacıoğlu tahminimce yaş olarak bizlerden büyüğümüz. Ben özelden aldığım bilgi kadarıyla sadece bahsedebiliyorum tabii. Kendisini çok kısa bir diyalogumuz olmuştu Chess.com'dan. Turnuvaya davet yolladım. Sağ olsun bizi kırmadı, katıldı. Satrancını devam ettiren, uğraşan çok kıymetli bir katılımcı. Gerçekten de sizlerin katılımıyla devam eden bu keyifli turnuva 90 dakika boyunca sürüyordu. Kalan zamanda görüyorsunuz. Ben hemen maçlara dönüş yapacağım. Duyurumuzu tekrar yapayım. Bu maçlardan sonra biliyorsunuz çeyrek final maçlarıyla devam ediyor olacağız. Yani turnuva bütün hızıyla devam ediyor. Ve dediğim gibi fair play kuralları geçerli. Yani turnuva sonuçları monitörleniyor olacak. Monitörlendikten sonra da dediğim gibi herhangi bir zaten raporlama yapabiliyorsunuz Chess.com üzerinde. Rapor, şüpheli veya bir durum olduğunda raporlama objektif olarak yapabildiğiniz bir portal. Bu platform üzerinden yaptığınız raporlamalar direkt olarak zaten Chess.com ekibi tarafından kontrol ediliyor. Yani bu açıdan hani şeffaflık çok önemli. Zaten ben sporcularımızı kaydettirirken özellikle bu felsefeyi korumaya çalıştım. Ad, soyad ve kullanıcı adı bilgilerinin e-posta yoluyla bana iletilmesi sporcularımızın bir şekilde en azından değil mi? Şeffaflığını sağlamak adına ben önemli olduğunu düşünüyorum. Madem ödül dağıtıyoruz, bu ödülün adil bir şekilde dağıtılması herhalde hepimiz için en önemlisi olsa gerek değil mi arkadaşlar? Tekrar ben bir listeye dönüyorum. Bayağı da ciddi bir turnuva var ortada ya. Hemen şöyle bir maç açtım. Hızlı bir şekilde Periodista'yla ben de hemen ekranı getireyim size, turnuva ekranımızı ve maçlara bir bakalım isterseniz. Dediğim gibi Feda Master kupası da şöyle bir kupamız var. Bunu ben üçüncü olan arkadaşımıza yollayacağım. Postalayacağım adresine. Böyle bir anı, manevi olarak güzel bir anı, üçüncülük ödülü olarak katılma şansına sahipsiniz. Zuveri az önce çok güzel bir oyun sonu oynadı dedi Trovision. Ona da göz atacağız kesinlikle. Zuveri'ye de göz gezdireceğiz. Üçüncüye Feda Master kupası. Evet arkadaşlar, bu kupayı ben bizzat arkadaşımızın adresine postalayacağım. Kendisine şimdiden üçüncü olacak her kimse. Ayrıca birinci de istiyorsa kapşonlu yerine tabii ki kupa alabilir. Feda Master tişörtleri var baskılı. Feda Master tişörtü ikinci arkadaşımıza. İsterse o kupadan da yollayabiliriz. Geç kayıt dediğim gibi şu anda çok cazip bir seçenek değil. Çünkü artık turnuvamız başladı. Artık kalan arkadaşlarımızla mücadele etmemiz daha mantıklı. Çünkü şu anda katılım belki de zor olacak. Yani şu anda Fabiano Caruana diye bir arkadaşımız bravo hızlı bir şekilde geldi. Caruana'nın gücü mü diyelim? Bayağı ilginç bir mücadele. Hepimiz izliyoruz. Ben hemen Arda ile Emre hocamızın maçına döneyim. Emre Dedebaş, Emre Emin Dedebaş. London System Arda Emre hocamıza karşı oynuyor. Diyecektim Çağatay hocamıza karşı oynasa ortalık karışabilir diyecektim. Çağatay Burcu. Yani turnuvamızda unvanlı sporcu sayısı nedir? Bunun da ufak bir raporunu vermekte fayda var sanırım. Uluslararası usta Cem Kaan Göker Kaan. Alev aldı hızlı bir şekilde yukarıya çıkış başladı. Emre Dedebaş. Çoktan yanıyor. Alev alev gidiyor. 6'da 6. Troll General. Alevini biri söndürdü Troll General'ın. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir berabereden sonra alev söndü ama ikinci sırada çok iddialı bir şekilde devam ediyor yoluna. İlk 8'e girmek aslen önemli olan durum biliyorsunuz. Ringing the King. Arkadaşımız turnuvaya katılmış mı? Sevgili dostum Algı acayip var mı kendisi? Katıldı mı? Algı katıldı mı turnuvaya? Ne alemdesin? Neler oluyor Algı?
Bu arada Emre hocamızla Arda'nın mücadelesi de maşallah kıran kırana bir mücadele. Tebrik ediyorum sizlere. Müthiş bir mücadele. Yani o vezir mi düştü Arda? Vezir mi düştü Arda? Neler oluyor? Mücadele devam ediyor. Arkadaşlar bu turnuvada işim bitti. Benden bir şey olmaz demeyin. Bu turnuvada son 15 dakikada bile inanılmaz puan toplama şansına sahipsiniz. Bu ne demek? Arda arda galibiyet serileriyle işte Salçalı'nın dediği durum. 7 lose aldım. Benim bir iddiam kalmadı turnuvada diyor. Yanlış. Yanlış. Salçalı yanlış düşünüyorsun. Bu turnuvayı bırakmayan kazanır. Bu lafımı unutmayın. En çok arena oynayan aranızda benim. Arena Kings'te ne mücadeleler verdik. 150. sıradan ilk 10'a girdiğimiz turnuvalar oldu. Unutmayın bunları. Nakamura'ların olduğu turnuvalarda ilk 10'a girdiğimiz turnuvalar oldu. Bunları unutmayın. Bu format arena formatı. Sakın duygusal yanılgıya düşmeyin. Hocam bırakmayan daha çok kaybeder bu turnuvada. Harikasın. Harikasın Salçalı. arkadaşlar görüyorsunuz FedA Master ödülleri kolay kazanılmıyor. FedA Master'ın öğrencisi nereye gitti diyor Trovic'in çağırıyor. Salçalı bu turnuvadan sağ çıkmalısın. Moral bozmak yok. Bu turnuvada moral bozmak yok. Bu bir hayat okulu. Bu hayat okulu, bu mücadele devam ediyor. Çıkamadım hocam, çıkamadım diyor. Vallahi duygusal müziklerle background yapacağım şimdi. Turnuva formatını değiştirmek zorunda kalacağım Salçalı. Evet. Zuveri de maşallah 7'de 5'te bir anda Rising Star, yükselen yıldız oldu. Hemen hızlı bir şekilde gidelim bakalım bu turnuva. Bu arada Algı, sevgili Algı, ismini veriyorum Algı, hiç bana kızma. Tabii ki vereceğim ismini. Takım arkadaşım, eski takım arkadaşım, sevgili Algı çok iyi satranççıdır. Türkiye'de kadın satranççılar arasında belki de en yetenekli sporculardan bir tanesi. İnşallah doğru söylüyorumdur. Ringing the King olarak katılıyor turnuvaya. Algı karıştırmıyorum inşallah. Algı çok iyi sistemler oynar. Oyun tarzı da çok agresiftir. Aynı benim sistemlere döndü. Şu anda QZLK ile mücadelesi devam ediyor. Gerçekten şanlı sonuncuyum diyor. Bir geri dönüş yapmak mümkün olmaz mı Salçalı? Ne dersin? Durduğun yerden bir çıkış yapsan, tekrar dönsen, turnuvaya desen ki bu iş böyle gitmez. Sen zaten gönüllerin şampiyonusun diyorsa Selim, bence de öyle Salçalı. Never give up diyelim buradan. Kesinlikle bırakma. Bak görüyor musun? Sevgili Cem Kaan ilk mağlubiyetinden sonra sanki uyuyan canavarı uyandırdılar. Bir anda Cem Kaan ortalığı süpürmeye başladı. Yani uyuyan canavarı uyandırıyorsunuz ya, bu şeye döndü. Cem Kaan gerçekten şu anda bölüm sonu canavarı gibi tüm hızıyla ilerliyor. Bu arada Emre hocamız da 8'de 7. Yani şöyle bir tahminim var. İkisi birbiriyle mücadele etmiş olabilir mi? Çağatay hocama bakıyorum. 6'da 5. Hemen bir Çağatay hocamı izleyelim mi? Hızlı bir şekilde. Bu arada I Don't Wanna Recognize'da bir izlemek istiyorum. Kendisi de çok kıymetli bir hocamız. Çok kıymetli bir oyuncumuz. Yani kolay lokma sanmayın. Vallahi burada çok ciddi işler dönüyor. Birinciye 199 euro değerindeki Chess Space paketi, Starter Pack dediğimiz, sevgili Erdoğan kanal takipçimiz, destekçimiz olarak ben buradan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. 2006 kategoride en iyi olan sporcuya ne olacak diyeceksiniz. İkinciye FedA Master tişörtü, üçüncüye FedA Master kupası. 2006 kategoride en yüksek performansı sergileyen arkadaşımıza ne yapıyoruz? Satranç Sever dergisi serilerini yollamaya gayret edeceğim. Daha doğrusu yollayacağız diyelim arkadaşlar. Serven hocamızla bir diyalogumuz oldu. Eğer Serven hocamız sağlık olsun, bir aksilik bile çıksa, bende de aynı serilerden olmadı. Ben kendi serilerimi bile yollarım arkadaşımıza diye düşünüyorum. Tabii ki incelemelerden sonra, resmi sonuçlar resmileştikten sonra, o 2000 kategorisinden ilk 8'e giren bir arkadaşımız olursa belki durumu daha farklı değerlendiririz. Çünkü ödüllerden şöyle yapalım. Mükerrer ödül dağıtmamaya özen göstereceğim. Yani bir ödüle hak kazanan arkadaşımız, üst ödüllerden birini alan arkadaşımız, üst kategorilerden alt kategorilere belki de daha farklı bir imkan tanımak gerekecek. Yani arda arda
bir kişiye birden fazla ödül şu anlamda 2006 ödülü ayrı olmalı diye düşünüyorum. Bir de Chess.com'dan ilk üçe giren sporculara ne yapılacak? Evet, oyun takılmış, doğru diyorsunuz. Ekranda bazen takılabiliyor arkadaşlar. Bu sistemle ilgili bazen takip konusunda bir sıkıntı olabiliyor. Ve I don't wanna recognize kale finalinde çok ilginç bir pozisyon. Sanki burada hani ne olacak acaba? Şah H6 gitse acaba berabere yapabilir mi? Şah çekip G6'yı alıp oyun bir anda berabereye dönebilir mi? Derken süre faktörü, artışsız oynadığımızı özellikle belirteyim. Çok inanılmaz mücadeleler dönüyor. Lunatic Soul maçına hızlı bir şekilde bakıyorum. Maçın son durumları çok heyecan verici. Berabere oldu, pat oldu. Vay canına, ama başka bir imkan var mı? Arkadaşlar şu pozisyon çok ilginç değil mi? At B4, F7 ve at C2 mat olabilirdi. Olamaz mıydı? Yanlış mı görüyorum? Lunatic Soul. Mefa 0-6 ile olan mücadelesi çok ilginçti. Mefa'ya da bravo. Çok akıllıcı bir teknik. G çarpı F6 dedi ki at F6 alırsa bu şekilde pat oldu. Berabere oldu parti. Çünkü beyazın yapacak hamlesi yok. Ama şöyle bir geriye gidelim. Gf6, at b4, f7, at c2 mat olabilirdi. Çok enteresan şeyler. Turnuvada arkadaşlar bazen gerçekten heyecanlı geçiyor. Tansiyon yüksek. Her an her şey olabilir. Ben hemen bakıyorum, yine devam ediyorum. Turnuvada neler olup bittiğine bakıyorum hızlı bir şekilde. Turnuva inanılmaz karıştı. Turnuva inanılmaz karıştı. Evet. Aman Allah'ım, burada yine bir derbi var. Yine bir derbi var. Ustalar birbiriyle kapışıyor. Fil D3, at E5. Vallahi o kadar teknik konumlar oynanıyor ki şu anda ben şaşkınım. Salçalı'ya hak veriyorum. Salçalı turnuva çok zor bir turnuva. Evet, ama bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar kıymetli oyuncularla bu kadar güzel maçlar yapmak çok çok daha önemli bence. Çünkü tecrübe satrançta bir numaralı faktördür. Ve inanılmaz bir tecrübe gerekiyor. Ben şimdi sıralamayı şöyle bir hemen ekranlarımıza verelim mi hızlı bir şekilde. Feda Master sıralaması ekrana geldi arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde sıralamamızı verdik. Sıralama hızlı bir şekilde ekrana geldi. Şimdi bakıyorsunuz sıralamaya şöyle bir. Emre Emin Dedebaş hocamızla Cem Kaan şu anda kıran kırana bir mücadeleye girmeye başladılar ki 25 puan, 21 puan. Troll Jenner 20 puan. Barbar 10. Orkun Efe Alü Mert olmalı kendisi. Tebrik ediyoruz. Güzel bir performans. Devam edin arkadaşlar. Can Kabadayı 19 puan. Berke 15 puan. Bendis Deodat Tao. Karteksiz Çağatay hocamız 14 puan. Zuveri 13 puan. Fabiano Caruana 13 puan. I don't wanna recognize. 12 puan. Lunatic Soul 12 puan. Dediğim gibi listemiz uzayıp gidiyor. Pops Mallard 5 puan. Gökhan. Gökhan çıkışta mısın? 2'de 2. Gökhan bir çıkış yakalamak istiyor. Dediğim gibi Periodista şu anda 5 puan. Sarven'in de bir çıkış yapması gerekecek. Periodista 6'da 2,5. Turnuva ne kadar zor bir turnuva arkadaşlar. Yani şu anda ben izlerken bakıyorum. Hani bana deseniz ki bu turnuvada zayıflık var mı? Stratejiniz ne olur deseniz. Bence strateji şu olabilir. İki tane yöntem izleyebilirsiniz. Ya maçları çok hızlı hızlı art arda oynayacaksınız. Ya da yavaş ve maç kalitesini arttırıp sadece art arda galibiyetlere odaklanabilirsiniz. Yani satranç bir strateji oyunuysa turnuvada oynamak da bir stratejidir. Turnuva içerisinde de stratejik hareket etmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu arena formatının özelliği budur. Bence bu şekilde belki de henüz 49 dakika varken farklı bir bakış açısıyla farklı imkanlar yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum ve hemen turnuva takvimimize hızlı bir dönüş yapıyorum. Turnuva takvimimiz cumartesi ve pazar günü olmak üzere. Dediğim gibi hemen uyarı kutumuzu da ekledik. Cumartesi, yani bugün 4'te başlayan arenamız yaklaşık 50 dakika sonra sona erdiğinde çeyrek final için ilk 8 ismi belirlemiş olacağız. Tabii ki ufak bir aramız olacak. 10 dakikalık bir ara verdikten sonra tekrar yayınımızı açacağız. Belki 5 dakika, belki 10 dakikalık bir ara ve sonra çeyrek final eşleşmelerini göz önüne getireceğiz arkadaşlar.
Bugün çeyrek finaller 3'e ulaşan kazanır formatında birebir oynayacak arkadaşlarımız. İlk 8 nasıl oynayacak? 1. 8. ile 2. 7. ile 3. 6. ile 4. 5. ile eşleşecek şekilde bir çeyrek final tablosu oluşturacağız. Bu çeyrek final tablosu içerisinde arkadaşlarımız 3 puana ulaşana kadar mücadele edecekler. Berabere kaldıkları maçlar yarım puan olarak sayılacak ve 3'e ulaşan veya işte 2,5-2,5 iken maçı kazanan kişi 3,5-2,5 yaptığı takdirde maçı kazanıyor olacak. Ve yarı final biletlerini alan 4 sporcu yarın saat 16'yı bekleyecek. Yarın saat 16'yı bekleyecekler ve sonra yarı final ve final maçları için zamanlamamızı yapacağız. 16-17 dedik. Tabii ki bu süre uzayabilir. 17